Mustafa Yavuz, yaşım 62. 73'ten beri devamlı yapıyoruz yani. Yani şöyle söyleyeyim. Baba mesleği de var yani ama mesleği seviyorum. 73'ten beri yapıyorum. Bazı illerde emniyetten emekliyim mesela, ben emniyet teşkilatından, orada da terziydim. Kendi dükkanlarım vardı. Oğlumun dükkanı var şu anda. Oğlumla beraber aşağıda çalışıyoruz İTA yüzünde. İşte severek yapayım. Ya olmasa bu zamana kadar yapmazdım zaten bu mesleği. O açıdan mutluyum yani. Çocuklara yardımcı oluyoruz. Eminim işte zaman geçiyor. O açıdan güzel oluyor. Gücümüz başka bir mesleğe yapmaya gücümüz yok yani. Maddi olaraktan, güç olaraktan, beden olaraktan bu meslek güzel, hoşumuza gidiyor. Devam edip gidiyoruz işte. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Deden olmamızın sebebi çevremde terzi olmadan dolayı. Halamın oğlu vardı mesela, terzi. Onun yanına verdi babam beni. Onun yanında çalışmaya başladım. Köyde gidip gelmek için zor oluyordu. O kazada oturuyordu, bulancakta oturuyordu. Onun yanına gittik. Öyle gene başladı işte. Ama şu anda şu yukarı işte 40-45 seneden beri yapıyoruz, devam ediyoruz. Allah'ın izniyle beraber. Peki bu meslek gelecek nesillere aktarılmalı mı? Çok güzel bir şey. Çok güzel. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Altın bilezik desem o şekilde yani. Çünkü yetişen yok. Mecburen yeni alma gücü yok. Tamir, genellikle tamir çok oluyor. Benim için, benim açımdan 10 sene sonra bulunmaz bir meslek olacak. Giyimden dolayı bu meslek unutulmaya yüz tuttu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılmıyorum ona. Çünkü meslek giyici, mecbur giymek zorundasın. Giyindiği zaman nasıl bu ihtiyaç? Yeniyi de alamadığın zaman ne yapacaksın? Tamirat yapacaksın. Ya yeniyi de dikeriz, yeni de dikeriz ama internetlerde ucuz olduğu için illaki internetten alanlar illa terziye gelmeden olmuyor. Ya paçası uzun oluyor, ya boyu, bedeni dar oluyor, bol oluyor. İllaki yani terziliğe gelecek, mecbur yani. Yani vücutuna göre beden zaten olmuyor onlardan. Bedende olmadıkları için terziyle illaki itibat kuruyorlar yani. Ben öyle düşünüyorum çünkü mecbur giyeceksin yani. Yiyeceksin, giyeceksin. Başka çare yok. Peki bu meslekte zaman zaman karşılaştığınız zorluklar oluyor çok mu? Çok oluyor, çok oluyor. Tabii olmaz mı? Ütü saramalar oluyor. Ondan sonra icabında adam hemen hemen her müşteri hemen olsun, hemen yapılsın istiyor. Bu sefer siz de yapamıyorsunuz. Sıkıntıları çok. Adam icabında evde bile eve varıyorsun. Adam seni arıyor. İşte usta ne zaman geleceksin? Benim bir acil işim var, hemen almam lazım. Bu gibi sorunlar, bu gibi sıkıntılar her meslekte olduğu gibi bizde de oluyor tabii. Bir de şunu var, yani bizde insanlarımızın sabırsız olmaları var yani. Sanki bir pantolon olmasa daha başka bir şey yokmuş gibi. İlla amca ben bunu alayım. Öyle sıkıntılarımız oluyor. Başka türlü de sıkıntılarımız olmuyor. Dediğim gibi şu anda yani sanat her zaman altın bilezik. Sanat her zaman değeri bilinmez. Yani sağda solda gelmeye de gitsen, öteye de bireye gitsen, iğnemiz, yüzüğümüz bizim devamlı yanımızda olur. Adam düğmesi kopsa gelip bize gidecek işte. O yüzden her an her zaman ihtiyacı olur. Otobüste dolmuşta gelip giderken pantolonu sökülürse hemen terziye koşacak. İhtiyaç yani şöyle söyleyeyim. Bazı kurumlar gibi, bazı meslekler gibi parası bol değil. Zaten gıt geçinen insanlar, tamirat yaptım işte şu kadar tamir, bu kadar para istiyorsun, çok değil mi falan, bu gibi sıkıntılarımız çok yaşıyoruz yani. İcabında nesil, şimdiki nesil eski gibi değil yani, paça bir santim paça tarattırıyor, işte bu kadar giy diyorsun, yok işte ben bunu giymek istemiyorum. O zaman para sorununa ver diyorsun, para sorununa sıkıntı oluyor. Ama o kadar orta yolu bulup gideceksin işte. Mecbur müşteriyi kalbini kırmamak için iki taraflı bir idare tutturuyoruz yani. Peki bu mesleğe atılmak isteyenlere bir nasihat vermek istesen ne verirdin? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Sermayesi olması lazım bu mesleği yapan insanlar için. Sermaye olmadı mı, aza şükreden, kanaat gelen yapması lazım bu mesleği. Ama sermayen olunca mesela bu terziliğin üstüne hazır da giyim yapabilirsen, sermayen varsa daha güzel olur.
yaptığın işin tamiratını yaparsın. Gelir seviyen daha fazla olur yani o iş, o açıdan. Şimdi İstanbul'dan mal getirmiş olsan, kumaş pantolon getirmiş olsan daha avantajlı olur. Ama bizim yaşımız ilerlediği müddetçe biz artık onları düşünemiyoruz. Düşünsek de uğraşamayız. Uğraşamadığımız için böyle ufak tefek işte zaman geçirmek için, emekliyiz zaten, zaman geçirmek için işte böyle uğraşıp duruyoruz işte birlikte.